Zekat kimlere verilemez? Ha. Dinen zengin olduğu halde herkes zekat vermiyor ama dinen zengin olduğu olan kişiler zekat alamaz. Bu bir. Bu bir. İki, yine... verilemez deyince hemen akrabalık engelleri Heh. aklımıza Heh. gelir. Nedir onlar? Usul ve furu diyoruz eski tabirle. Ama ben daha akılda kalsın diye şunu söylüyorum. Ne kadar fakir olurlarsa olsunlar. Biz kimlerden doğmuş isek onlara zekatımızı veremeyiz. Kimler bizden doğmuş ise onlara zekatımızı ver. Şimdi Mahsusçuk'tan hocama soracağım ki siz de iyice benim gibi şey yapın. Ters köşe yapmak için. Hocam ben doğmuşum annem babamdan. Fakir annem babam. Param da var benim. Niye onlara zekat vermeyeyim diye Mahsusçuk'tan bir sorayım Anladım da cevabını be, siz söyleyin. Maalesef söyleyeni duydum üzüldüm. Canım başkalarına düşüyor da babasına niye zekat düşmesin? Ha, ah hocam. Bu bizim dinimiz. Babayı çok uzak gördüğünden değil. Baba o kadar yakın ki zekatınla değil mecburen onu kendi kendi bütçenle karşılayacaksın göreceksin eksiğini gidereceksin. Zihnin güzelliğine bak. Babaya zekatı verirsen fakirin kesesinden babana bakmış olursun. Baba ne kadar önemli bir söz hocam. Baba, bir dakika aman gözünü seveyim. Babana zekatı, annene zekatı verirsen fakirin cebinden babana yani evet. fakir senin babana annene bakmış olur sen değil diyor bak sen bakmış olmazsın zaten vereceğin şeyi babana annene vermiş gibi Şu olur. Şu İslam'ın güzelliğine bak. Allah Orada Allah. kimden doğmuştu dediğimizi açalım. Sadece anne babamızdan değil ki dedemiz, ninemiz onlar da bizim yukarıya doğru mesleğimiz. gidiyor. Ne kadar giderse gitsin ve ne kadar fakir olurlarsa olsunlar onlara veremeyiz. Aşağıya doğru evladımız, evladımızın evladı, evladımızın evladı ne kadar aşağıya doğru giderse gitsin ve ne kadar fakir olursa olsunlar onlara veremeyiz. Bendeniz bunu kürsüde anlatmaya çalışıyorum. Bunun dışındaki diyorum kardeşlere, amcaya, dayıya, teyzeye, kayınvalideye, kayınbiradere, Kardeş kayınpedere. Kardeş evde olursa ne olur hocam? Geçenlerde yanlış fetva vermiş olmuyor. Evli bize. olsun. Hayır evde, sizin ev, ha, evinizde. Benim. Bakmakla mesela baba göçmüş, kardeşime ben bakıyorum. Efendim bu bakmak mecburiyeti değildir. Örfümüzce bakar büyük abidir. Büyük abi baba konumundadır. Bundan dolayı küçük kardeşine bakar. Ama dinen bakmak yükü Ben geçen yanlış bir fetva verdim işte. Bakmak Zaten o yüzden diyorum değil. ben ilmi feraiz ve zekat bahsini medresede yarım yamalak okudum. O yüzden hocama soruyorum. Geçen yanlış fetva verdim birisine. Kardeşin tabii sen ona bakacaksın. Kardeşin çocuğuna verebilirsin dedim. Eyvah eyvah gitti biz. Bak kardeşin çocuğuna verebilirsin sözü doğru ama yanında olan kardeşe de verir zekatını verebilir. Evet işte onu söylemedim. Çünkü ona yani. bakmakla yükümlü değildir dinen. Ben bakmakla yükümlüdür dedim. Kızdım Bak, böyle savurdum. Amcasının kardeşinin oğlu yani kardeşi vefat etmiştir. Yetime bakıyor. Ah bilmeden. Buna zekat verebilir. Bilmeden. Bir koymuşsun. şartımız var. Sofrada yedirdiği yemeği zekata sayamaz. Yanındaki kardeşi var ya efendim evde duran, yanındaki <laughs> kötü bir şey yetim ya. var ya Heh. onlara sofrada yedirdiğini şu kadar da yemekten onlara bir hisse yazayım da zekatı sayayım diyemez. Ama ayakkabı almış, elbise almış, cebine haçlık koymuş, okula giderken masrafını karşılamış. Bunların hepsini zekatı sayabilir. Belki yanında da olsa, bakımı gözetimi altında da olsa o dini bir mecburiyet değildir. Örfen biz buna bakmaya çalışırız. Peki fakir olan damada da zekat vermek caizdir. Burada akla şu soru geliyor Fatih Bey. Ben damadıma verirsem o harcayınca kızım istifade etmiş olacak. Torunlarım istifade etmiş olacak. Olsun. O evin geçimi damadınızın yükümlülüğündedir.